Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C# Sharp'ta do ve do while döngülerini öğreneceğiz. Öncelikle bir e, proje açalım. New Project dedik. Form Application. İsim matematik olarak böyle Windows Form Application bir de kalsın önemli değil. OK dedik. Şimdi formumuza öncelikle bir buton koyacağız bu çalışmamızda. Bir de Text textbox koyacağız. Evet textbox'ımızı Box'ımıza koyalım şöyle. Boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yüksekliğini ne küç e, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle şur şurada kalsın. butonuma tıkladım iki defa tıkladım iki defa tıkladıktan sonra öncelikle bir integer değişken tanımlıyorum. Öncelikle bir while döngüsünü alıyorum. I eşittir sıfır diyorum. I diye bir değişken tanımladım ve tanımladığım bu değişkenin değeri olarak sıfır e, verdim. I değişkenimi. Şimdi e, hemen aşağıda tabii ki e, bazı uyarılar çıkıyor. Önemli değil. Şöyle kapatabiliriz onları şimdi while while döngüsünü kullanacağız. While yazıyoruz. While boyunca demek. Türkçe karşılığı boyunca. Yani herhangi bir işlem boyunca. Şimdi e, ne boyunca yapacağız e, ve ne yaptıracağız. Öncelikle ne yaptıracağımızı söyleyelim. E, text box'ımızda text box bir nokta text text'imizde i e. nokta to string diyelim. to string pardon. i'yi e arttıralım. i'yi e nasıl arttırırız? Şöyle şuraya bir artı koyarsak. Bunun anlamı nedir? Pardon arkadaşlar şöyle yapalım. Artı eşittir. Bunun anlamı textbox eşittir. E, textbox artı i. Yani i'yi artıracağız burada. i e, e, to string diyelim. i e, to string. Bunları bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Ve i'yi arttıracağız. Bir bir arttıracağız. i'yi. E Fakat bunu nereye kadar yaptıracağız? Bunu işte while döngüsüyle i küçük eşit mesela 7'ye kadar yaptıralım. da dursun yani. İlk, sadece küçük dedim, pardon. Eşittir yok. Şimdi f 5e e basabilirsiniz. Yes. Evet, e, bir debug verdi. Şuraya bakalım. I e, to string dedik text box'ımızı yazdık arkadaşlar. Tabii ki şuraları kapatmadık. Evet, şuraları kapatalım. string'imizi kapatalım. Tekrar F5'e basıyoruz. Evet, geldi. Şimdi butona bastığımda bana 7'ye kadar sayması lazım. Gördüğünüz gibi 0'dan e, 6'ya kadar, pardon 7 dahil değil. Eşittir demedik, sadece küçüktür dedik, saydı. Şimdi yaptığımız bu metodun aynısını e, do while döngüsüyle de yapabiliriz. Peki do ile nasıl yaparız? Do while ile şöyle yapacağız arkadaşlar. Yine i'imiz kalsın. Do'yu buraya yazıyoruz. Do'yu buraya yazıyoruz. Ee, par Kuyruklu parantezimizi yazıyoruz. Kuyruklu parantezimizi. Sonra şu i'nin şuraya, i'nin altını da e, parantezimizi kapatıyoruz. Kuyruklu parantezimizi kapatıyoruz. While'i buraya yazıyoruz. While. Parantezi aç, kapa. While'i buraya yazdık. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz burada. Burada noktalı virgül kullanıyoruz sonda olduğu için. Ve yine i'ye bir değer veriyoruz. Yani nereye kadar devam edecek bunu? Bu sefer 12'ye kadar. 23 oldu her neyse. Yanlışlıkla oldu ama 23 olsun. şimdi 23'e kadar, 22'ye kadar sayılacak bizi. Fakat bunun e, while'in, do while'den, yani do while'in normal while'den farkı ne diyor sorarsanız. Farkı do'yu kullanırsak Öncelikle bu işlemi bir kez gerçekleştirecek, gerçekleştirecek. Yani bize e, textbox'ımızda e'nin e, var olan değerini gösterecek. Ondan sonra e, tekrarlamaya başlayacak. Yani do'nun farkı budur. Öncelikle işlemi yapar, yapmak istediğiniz işlemi, daha sonra tekrarlar. While'da direkt tekrarlamaya başlar. İşte aradaki fark bu. E İsterseniz buradan start debug diyebilirsiniz. Butona basıyorum. Bastığımda gördüğünüz gibi sıfırdan 22'ye kadar bana burada saydırdı. Text box'ımızda saydırdık arkadaşlar. Yani böylelikle do ve do while'ı e da öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.